kendimi tanıtmadım. Ben Havva. TED Üniversitesi'nde mimarlık 4. sınıf öğrencisiyim. İnşallah yarın mezun olacağım. <laughs> Son projemi teslim edip. E, iki i̇ki senedir Sofart'tayım. E, şu anda hem PR ekibine hem de temsilci ekibinin e, koordinatörüyüm. O ekiplerle ben ilgileniyorum. E, Sofart'tan bahsetmek gerekirse de Sofart aslında öğrencilerin, mimarlık öğrencilerin oluşturduğu bir topluluk. Eskişehir'de ilk oluşturuldu. Kültür, sanat ve mimarlık adına bir dergiydi. Kültür, sanat içerikleri, mimari içerikler üretiyordu. Daha sonra biz bunu daha doğru kitlelere ulaştırmak için şu anda iki koldan yürütüyoruz. dergimizi eğer okumak isterseniz dergi hesabımızda bio da linki var. Oradan dergimizi okuyabilirsiniz. İkinci sayıda 2023'ün ikinci sayısı diyeyim yayınlandı. 2019'dan beri de aslında dergimiz hep bu şekilde devam ediyor. Atölyede de mimari içerikler, eğitimler, workshoplar, içerikler var. bazen mizah içerikleri üretiyoruz, bazen böyle tips and tricks, ipuçları, o tarz içeriklerimiz var, eğitici içeriklerimiz var. Atölyeden de orada eğer ilgilenen arkadaşlarımız varsa takip edebilirler. birbirimize öğretmeye ve birbirimizden aslında öğrenmeye dayalı bir topluluğuz. Ben kendimden önceki insanlardan birçok şey öğrettim. Şu anda temsilci ekibinde de aynı şekilde ve kendimden alt sınıftaki arkadaşlara da bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bu hem Sofart'ın içinde topluluk olarak benimsediğimiz bir şey hem de dışarıya yapmak istediğimiz bir şey aslında. Aslında biraz da online'ı dezavantajdan avantaja çevirmeye çalıştık bu dönemde ve böyle bir şekilde topluluğumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz. E, bu etkinlikte temsilci ekibinin yaptığı bir etkinlikte aslında çıkardığı bir etkinlikte. O yüzden Aysema'ya burada devredeyim. Hep temsilci ekibinden bahsetsin biraz hem de e, etkinlikten bahsetsin. Herkese merhaba. Ben Aysema Yılmaz. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sofart'ta da yazarlık ve temsilcilik ekiplerinde bulunuyorum. Biz temsilci ekibi olarak hem Sofart'ı daha geniş kitleleri yayarak e, hem onu yükseltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da öğrencilerin e, bizden öğrenmesini, etkinliklerde bulunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sofar Talks etkinliği de bu etkinliklerden birisiydi. Mayıs ayında başladık biz bu etkinliğe. E, Haziran ayında da devam ediyoruz. Haftada son etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bugün de Aktan Acar ile birlikte e, mimarlık alanı üzerine konuşmak için bir araya geldik. Sözü ben de Aktan Acar'a devrediyorum. Merhabalar çok teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle ee, ilgili heyecanlı dinleyicilerle katılımcılarla aynı yerde olmak gerçekten çok kıymetli salgın bizi fiziksel olarak öncelikli e, ilk başladığında çok ayırdı ama sosyal olarak da bir araya getirmek için bir sürü yeni araçla tanıştırdı Zoom da görüşürüz. İlk defa duyduğumda çok böyle nasıl yani zoom falan demiştim. Ee, Skype biliyorduk kullanıyorduk. Ee, sonra Ardı arkası kesilmeyen bir sürü platformla tanışmış olduk. Bu platformlarda bizi dünyanın her yeriyle buluşturma e, olanağı sağladı. Bu olanağı bu kadar verimli kullanan genç ekiplerle tanışmak, onlarla sohbet etmek de benim için çok önemli. Çok teşekkürler. Umarım keyifli bir pazar akşamı geçireceğiz beraber. Ben biraz belki kendimden bahsetmeliyim. 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünden mezun oldum. 94 sonunda girmiştim. Mimarlık tercih etmek benim için çok önemli bir andı o tercihi yapmak. 90'lı yıllarda üniversite sınavına girerken veriyordunuz tercih formunuzu. Yani sınavdan önce, puanınız belli olmadan önce hayatınızla ilgili kararları vermeniz gerekiyordu. Ona göre tercih yapıyordunuz. Sınav sabahı, sınav e, görevlisinin elimden formu çektiği anı çok iyi hatırlıyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. Birinci tercihim otur mimarlıktı. O an bir an kararsız kalmıştım çünkü insan endişe ediyor. Yani hayatınızla ilgili bir karar veriyorsunuz. Benim için şöyle iki seçenek vardı. Ya insanların hayatını fiziksel olarak değiştirecek ve onlara bir nitelikli bir e, hayat için fırsat sağlayacaktım ya da bunun entelektüel bir e, çerçevesini bulacaktım. Ama fiziksel değişimin, dünyayı değiştirmenin daha güçlü etki bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Oradan başlamanın çok daha e, vurucu olduğunu düşünüyorum. Düşünüyordum, o zaman da düşünüyordum, hala da düşünüyorum ve e, birinci tercihim otu mimarlık oldu. Kazandım daha Birinci sınıfa başlamadan mimarlık öğrencileri buluşmasına katılmıştım. O yüzden sizinki gibi yapıları, organizasyonları çok önemsiyorum. Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşması TÜMÖP. O zaman üçüncüsüydü yanlış hatırlamıyorsam. Kıbrıs'ta Kantara'da gerçekleşmişti. Böyle tek başıma gittim. Taş ucundan feribot kalkacak. Kimseyi tanımıyorum. Hatta otu mimarlıktan da neredeyse kimseyi tanımıyorum. Çünkü hazırlık bitmiş. Yazda, eylül ayında şeye başlayacağız, okula başlayacağız. Ben ağustos ayında... Böyle taş ucunda Feribot Limanı'nda e, burada mimarlık öğrencisi var mı falan diye bakınırken orada bir grup öğrenci vardı. Onlar da dijide Mimarlık'tandılar. olsunlar beni sahiplendiler. E, çok keyifli bir mimarlık öğrencileri buluşması geçirdik. Ondan sonra da bütün e, o buluşmada e, çalışan Türkiye'nin birçok üniversitesinden e, şimdi meslektaşım o zaman hocam büyüğüm abim, abim ablam olan insanlarla iletişim devam etti. Çok da şey öğrendim onlardan. O yüzden lütfen ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Gerçekten akranların birbirinden öğrenmesi, kuşakların birbirinden öğrenmesi böyle ortamlarda gerçekleşiyor. Okul bittikten sonra e, yüksek, temel tasarım eğitimi üzerine yüksek lisans yaptım ODTÜ'de. Daha sonra yine tasarım eğitimi üzerine bir yüksek lisans daha yaptım İsviçre'de Federal Teknoloji Enstitüsü'nde ETA'da. Bu aralar ETA'yı biz daha çok e, robotik teknolojiler, teknolojiler işte e, sanal gerçeklikler, artır, artırılmış gerçekliklerle biliyoruz. İşte Block Research Group orada bir sürü şey yapıyor. Çılgın işler yapıyorlar, kodlamalarla, robotlarla. E, ben orada tasarım eğitimiyle, birinci sınıf tasarım eğitimiyle ilgili bir çalışma yapmıştım. Türkiye'ye döndükten sonra e, dedim ki Tasarım eğitimini mimarlık içerisinden, mimarlık okulları içerisinden anlamaya çalışıyorum. Özellikle birinci sınıf eğitimi için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bir de bu işin eğitim kısmı var. Bir içeriği çok iyi biliyor olmanız, o alanda eğitim almış olmanız, o içeriği başkalarına bir öğrenme içeriği olarak eğitsel bir süreç olarak aktarabilmenizi garanti altına almıyor. Böyle bir gerek yeter koşul yok alanı alanı bilmeniz yetmiyor onu başkalarıyla paylaşabilmek için başkalarının öğrenebileceği bir içeriğe dönüştürebilmeniz için ben de eğitim psikolojisi bölümünde doktora yapmak için başvurdum Ankara Üniversitesi'ne 2005 yılında aynı zamanlarda da Gazi Üniversitesi mimarlık bölümünde çalışmaya başladım. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yaklaşık 8 sene çalıştım. 2013'te ayrıldım. Ondan sonra oradan o zamandan bu yana da bir arada bir başka bir üniversitede oldu. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümündeyim. Arada bir de mimarlık doktorası yaptım. Onu da çok önemsiyorum. Vitri bugünün mimarlık kuramlarına nasıl kaynaklık ettiği üzerine. Hala bazı şeyleri tekrar tekrar tartıştığımızı ama kaynağı okumadığımız için bu ilişkileri bilemediğimizi, öğrenemediğimizi iddia ettiğim bir doktora tezi yaptım. Eğitim psikolojisi doktoram da devam ediyor. O da bedenlenmiş biliş dediğimiz yani bütün vücudun öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı genelde sadece yaparak öğrenmeye indirgenen mimarlık eğitiminde ama çok daha geniş bir bağlamı olan ve bunun insanın kendi öğrenme sürecini yönetmesindeki etkisini Oyun bağlamında araştırdığım bir çalışma olacak. O da tez aşamasında bitmek üzere. Ben böyle her şeyi iki kere yapınca daha iyi oluyor. İki yüksek lisans, iki doktora falan ancak öyle e, ilerliyor. E, bütün akademik hayatım boyunca Temel Tasarım Stüdyosu'na girdim. Bunu çok önemsiyorum. E, çünkü kendi Temel Tasarım Stüdyosu yıllarımı hiçbir zaman unutmadım. Çok travmatik olduğunu söylüyor herkes. Herkes acılar içerisinde hatırlıyor o günleri. Şöyle bir örnek vereyim. Salgın başladığında, daha doğrusu salgın nedeniyle Türkiye kapanmaya gittiğinde 11 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam, 11 ya e da 13 Mart. Ben 20 Mart tarihinde Türkiye'deki mimarlık bölümlerinin birinci sınıf hocalarına e-posta atmaya başladım. Dedim ki Eylül ayında uzaktan eğitim olacak, burası kesin. Yani bu, bu salgın buraya gidiyor. O yüzden birinci sınıfa başlayacak öğrencilerle doğru zeminde buluşmak için konuşmalıyız, iletişimde olmalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Ne bileyim aklıma ilk gelen şey Kayseri'deki mimarlık bölümünün öğrencisi Ankara'da kalacak, gidemeyecek oraya. Ben onunla ilgili bir onun için bir etkinlik yapabilirim. Ya da Kayseri'deki mimarlık bölümü kale içinde benim için canlı yayın yapabilir. Ya da Sivas'ta ya da Kars'ta böylece mimarlığın birçok alanından birbirimizi besleyecek eee olanaklar yaratabiliriz dedik ve e, yaklaşık 35 üniversiteden 50 hocamızla Eylül ayına kadar toplantılar yaptık. Olabildiğince bütün platformları kullanarak Teams, Zoom, Meet, hepsinde işte keşfetmeye çalışıyorduk. O toplantıların ilk bir ayı gerçekten birinci sınıf travmalarımızı konuşarak geçti. Bu kadar travmatik olmak zorunda mı? Belki de bu işin benim için başlangıç noktası bu. 100 100 sene evvel hatta 120 130 sene evvel öğrenme ve gelişim üzerine çalışanlar işte Skinner var, Thorndike var. Ondan önce işte davranışçılar var, Pavlov var. Elimizdeki bilgiler insana dair bilgimiz, dünyaya dair bilgimiz koşullu öğrenmeyi, şartlanmayı, işte çevrenin değişmemesini bir e, prensip olarak alıyordu. Şimdi bugün bizim insan zihnine dair bildiklerimiz o kadar farklı ve o kadar çok ki ve zihin o kadar dinamik bir model ki bakın zihnin bir tanımı yok. Beynin bir tanımı yok. Yani bir sürü tanım verebiliriz ama dinamik bir model aslında. O bir model. Her bildiğimizle o modeli güncelliyoruz. Bu kadar dinamik bir modelden bahsederken kalkıp mimarlık şöyle öğrenilir. Biz zaten böyle yapmıştık. Bizden öncekiler de böyle yapmıştı. Bunu yapmazsanız mimarlık öğrenemiyorsunuz demek İnsan zihnine, beyin gelişimine, öğrenmeye dair binlerce yılda elde edilmiş her şeye sırtınızı dönmek demek. Buradan başladığınızda mimarlık eğitiminin daha iyi, daha verimli, daha keyifli, daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Bunun için ne yapabiliriz? Ben de bir mimarlık eğitimcisi olmaya çalışırken bu yolda taşlar döşemeye çalışıyorum. Zaten oyunda hayatımıza böyle girdi. Oyun çok e, bizi insan yapan unsurlardan bir tanesi. E, tabii ki birçok canlının oyun oynadığını biliyoruz. O e, kadar çok araştırma var ki bununla ilgili. Sadece primatlar da değil, yani neredeyse karıncaların, böceklerin, işte tek hücreli canlıların bile oyun oynadığı yönde bir takım araştırmalar var. E tabii bunu nasıl söylüyoruz, nasıl söylüyorlar araştırmacılar? Oyunun dinamikleriyle ilgili, davranışsal özellikleriyle ilgili, amaçsızlığı, efendime söyleyeyim, e, oyunun e, canlının hayatında yaptığı değişikliklerle ilgili bir sürü veri var. Yüzlerce yıldır insanlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bu verileri toplayıp bakıyorlar diyorlar ki evet canlılar oyun oynuyorlar. Bu e, gerçek amaçların dışında daha güvenli bir alanda, ister hayata hazırlamak olsun, ister sadece e, kendi varlığını e, sürdürmek yönünde bir çaba olsun, ister bir sonraki kuşağın ya da kendi kuşağının e, koşullarını daha verimli kullanmak olsun, bir sürü şey için oyun oynanıyor. Ama insan için bunun biraz daha farklı bir anlamı var. Biz bilinen sembolik düşünceye sahip tek canlıyız. Ya, tabii özür dilerim, düzeltiyorum. Primatlarda da sembolik düşüncenin olduğunu biliyoruz ama bunu farklı üretimlere evirebilen, sembolik düşünceden başka anlamlı çıkarımlar yapabilen, kültür üretebilen, bildiğimiz, şu anda gözlemleyebildiğimiz tek canlıyız. Ve bazı felsefeciler de diyorlar ki, bizim bugün tanımladığımız anlamda insan olabilme fırsatı olanı oyun oynamak. İnsan bir sıfatlar toplamı. Her çağ kendi sıfatlarıyla tanımlıyor insanı. Bu çağın sıfatlarıyla baktığımızda da oyun gerçekten bizim insan olabilme olanağımızı genişletiyor. Ve ilginç bir şekilde ben oyunun estetik deneyime çok yakın bir alan açtığını düşünüyorum. Oyun tasarlamanın da, oyun ya, oynamanın da estetik haz verdiğini düşünüyorum. Ee, ya bu ayrıca uzun uzun konuşabiliriz. Şimdi salgın başladığında bizim özellikle birinci sınıf öğrencileriyle kendilerini değerli görüşlerini kabul edildiğini hissettikleri bir alanda e, mimarlık eğitimine giriş yapmalarını eşiğin bu olması gerektiğini çok tartıştığımızı hatırlıyorum. Ama bunu nasıl yapacağımız konusunda çok emin değildik. Ee, ama daha sonra oyun hayatımızda bu, özellikle Minecraft Education Edition için söyleyeceğim. Minecraft için söyleyeceğim. Benim temel tasarım stüdyomda e, bu bu kadar büyük bir alan kapsamaya başladığında doğru bir adım attığımızı fark ettim. Çünkü bir öğrencimiz şey demişti. Zoom'da, Teams'te, Meet'te hepimiz birbirimize bakıyoruz. Bu 18-19-20 yaşındaki biri için çok stresli stüdyoda size bakıyorduk. Ama Zoom'da birbirimize bakıyoruz. Bu bir etkileşme biçimi değil. Ama oyun bize böyle bir alan açtı. Özellikle de Minecraft bu anlamda bir anda bütün atmosferi değiştirdi. Etkileşebildiğimiz, güvenli, bildiklerimizin, önceki öğrenmelerimizin kıymetli ve değerli olduğu bir alanda karşılaşmak hepimize iyi geldi. Önceki öğrenmelerimizin değerli ve kıymetli olduğu konusunun altını özellikle çizmek istiyorum. Mimarlık eğitimine başlarken bildiğiniz her şeyi unutun diye böyle slogan var ya. Böyle bir şey yok. Yani bunu metaforik olarak söyleyebilirsiniz ama Bildiği şeyleri unutarak yeni bir şey inşa edebilmesi için insanın hayatta çok yol almış olması gerekiyor. Öğrenme böyle bir şey değil. Öğrenme bildiklerinizin üzerine inşa edilen bir şey. Mimarlık eğitimi üzerine yapılan bütün tezler yapılandırmacılıktan bahseder. Bol bol konstruktivizm piyajeye e yapı, yapısalcılıktan bahseder, piyajeye gönderme yaparlar falan. Bayılırım piyajeye gönderme yapıp ama bildiklerinizi unutun demek dünyanın en büyük çatışma çelişkilerinden bir tanesidir. Biz bildiklerimizin üstüne inşa ediyoruz. Spiral bir şey böyle. Kümülatif bir şey. Böyle üstüne koya koya gittiğiniz bir şey. Birinci sınıf öğrencisi geldiğinde ilk yapacağımız şey sen ne biliyorsun? Neyi bilmekten mutlu oluyorsun? Neyi bilmek sana kendini değerli ve önemli hissediyor? Bu sormamız gerekiyor. Oyun mimarlık eğitimine başlarken işte bu alanı açıyor. O yüzden bu kadar da kıymetli. Deyip böyle bir neden oyunla uğraşıyoruz? Onu söylemiş oluyor. Bu arada soru varsa ya da sizin sormak istediğiniz bir şey varsa onu da duyalım. Hocam ben nasıl başardıysam bir şekilde chat'i kapatmışım. Şimdi açamıyorum. O yüzden <laughs> arkadaşlar da rica. Eğer soru sormak istiyorsanız direkt mikrofonunuzu açın. Ya da el kaldırın. Ben isterseniz e, durdurayım. Aktan Hoca'yı soralım. E, o şekilde ilerleyelim. Arkadaşlar da rica bu şekilde. Utanan da varsa... WhatsApp grubu var zaten etkinliğin. Oradan da sorabilirler. Ben oradan da okurum size eğer sizin için sorun olmazsa. Peki. Teşekkür ederim. Bu arada o zaman ben küçük küçük başka çalışmalarımızdan, Temel Tasarım Stüdyosu çalışmalarımızdan bahsederek de devam edeyim. Şimdi tabii bu oyunu oynamak, oyunu yapmak uzaktan eğitimle beraber özellikle dijital dünya tarafından girdi. Minecraft'a girdi ama onun öncesinde hayatımızda vardı. 2017 yılından beri mimarlık birinci sınıf öğrencileriyle ilk ve ortaokul öğrencilerini buluşturduğumuz bir atölye çalışması serimiz var. İklim değişikliği bağlamında. Her sene Ankara'nın özellikle dezavantajlı bölgesinden bir okulda buluşuyoruz. Beraber iklim değişikliği üzerine atölye çalışması yapıyoruz. Ağırlıklı olarak bunlar tasarla yap etkinliği oluyor. Yani bir şey yapıyoruz ve yerine gidip inşa ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken de özellikle drama liderleri, çocuk psikologlarıyla çalışmak çok önemliydi. Bizim e, biyologlarla çalışmak çok önemliydi. Birçok alanda e, birbirimizi çok besledik. Ve e, her zaman en e, güçlü ne diyeyim bağları kurduğumuz ortamda oyun ortamı oldu. Burada oyunları beraber oynadığımız, çalıştığımız arkadaşları görüyorsunuz. Birinci sınıf öğrencileri arkadaşlarımız içindeki şu anda hani görüyorsunuz onlar da mezun oldular büyük bir kısmı. Onlar için de çok keyifliydi. Bütün çalışmalarımızı bir oyun sürecine dönüştürmeye çalıştık. Çünkü eğlendiğiniz zaman öğreniyorsunuz. Ben zaten birinci sınıf öğrencilerine geldikleri gün söylerim. Eğlenmiyorsanız, keyif almıyorsanız, buradan çıktığınızda Ödev ya da zorunluluk olduğu için değil, sizi mutlu ettiği için, size iyi hissettirdiği için bir çalışmayı yapmıyorsanız bırakın. Başka bir şey yapalım. Bunun başka türlüsü mümkün değil zaten. Tabii bunun faydasını görüyoruz ama genelde gençleri ikna etmekte zor oluyor. O yüzden etkinliklerin kendisini biraz daha böyle öğrenmeyi, onların hayatının içerisinde ihtiyaç duydukları bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? İhtiyaç duymadığınız bir şeyi öğrenemezsiniz. Bu konuda benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi e, 2000 sanırım 18'de yaptığımız evet Facer çalışmasıydı. Temel tasarım stüdyosu ve anlatım teknikleri dersini beraber götürdüğümüz dönemde e, bu çalışma bu arada her her yıl e, birinci dönemin sonundaki e, Final çalışmamız ortak bir etkinliktir. Yani bütün birinci sınıf öğrencileri, Tema Tasarım Stüdyosu öğrencileri bir araya gelirler ve final ödevini beraber kurgularlar. Bu ödevin tartışmaları da sınıfta yapıldı.